Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video kendi icat ettikleri buluşlarla ölen mucitler hakkında. İnsanlar hep merak etmiştir ve meraklarının peşinde koşmuştur. En zor olanı ise henüz hiç bilinmeyen bir şeyi bulmak ve anlamak. Günümüzde modern bilim ve tüketim çağı nedeniyle artık sıradan insanlar yeni icatlar peşinde koşamıyor. Eğitim almış uzman kişiler büyük test merkezlerinde günlük yaşantımızı değiştirecek yeni ürünler tasarlıyor. Sizin için hayatlarını adadıkları icatlar uğruna ölen mucitleri bir araya getirdik. Siyur Firminet, oksijen tüpü. 1772 yılında Firminet ilk oksijen tüpünü icat etti ve bunu kendisi denemek istedi. İcadına güvenip suya dalan mucit, ilk dakikalarda başarılı buluşunun sevincini yaşasa da tüp tam olarak çalışmadığından boğularak can verdi. Aurel Valigi, tek kişilik uçak. 1913 yılında Romanyalı mucit Valigi kendi adını verdiği bir uçak geliştirdi. Bu uçakla ilk denemesini Karpat Dağları'nın üzerinde yapacaktı. Ancak sürüş başarısız oldu, uçak çakıldı ve mucit hayatını kaybetti. Horace Lawson Halley, denizaltı. 1863 yılında Lawson savaşlarda kullanılabilecek, insan gücüyle çalışan bir denizaltı icat etti. Ancak icat daha ilk denemesinde suyun dibinde kaldı. Lawson boğularak hayatını kaybetti. Henry Fileus, geliştirilmiş oksijen tüpü. 1876'da daha önceki başarısız denemeden haberdar olan Fileus, daha güvenli bir oksijen tüpü icat etti. Tasarladığı kompresör sistemiyle oksijen kesilmeyecek, Firminet gibi nefessiz kalıp ölmeyecekti. Ancak işler bu sefer de ters gitti. İcadını deneyen Fileus, oksijensizlikten değil de aşırı oksijenden öldü. Max Valier, roket araba. 1930 yılında Avusturyalı mucit Valier, alkolle çalışan bir roket araba icat etti. Berlin'de bir pistte halk önünde deneme yapacaktı. Ancak araç test sürüşü sırasında havaya uçtu, Valier yanarak can verdi. Franz Richelt, paraşüt elbise. Richelt aslında bir terzi. 1912 yılında paraşüte dönüşebilen bir elbise yaptı ve bunu denemek için Eyfel Kulesi'ne çıktı. Arkadaşları ve ailesi onu uyardı ancak dinlemedi. Kuleden atladı, feci şekilde can verdi. Thomas Midgley, hastalar için mekanik yatak. Midgley çok ünlü bir mucit ve mühendisti. Ancak 51 yaşında hastalandı ve yerinden zor kalkar oldu. Kendisi ve aynı durumdaki insanlar için bir yatak tasarladı. 1944 yılında mekanik yatağın bozulması nedeniyle parçaların arasında kalarak boğulup öldü. Otto Lilienthal, glider. 1896 yılında Lilienthal, gökyüzünde kuşlar gibi uçabilmeyi sağlayacak gliderleri icat etti. İlk denemeler gayet başarılıydı ve büyük ses getirdi. İnsanlar tepelerden kendilerini bırakıp sağ salim yere iniyorlardı. Ancak dördüncü denemede mucit icadını kendi kullanmak istedi. Glider kırıldı ve yere çakıldı. Lilienthal kazadan 36 saat sonra öldü. Jean-François Plater de Rozier, balon. 1785 yılında Fransız fizik öğretmeni Rozier, kendi adını verdiği bir sıcak hava balonu icat etti. Kendi adını verdiği balonla İngiliz kanalını geçmeye çalıştı. Ancak balon düştü ve mucit de hayatını kaybetti. Buna rağmen Rozier, tarihte hava taşıtı kazasında ölen ilk kişi olarak tarihe geçti. Van Hoo, roket sandalye. Tarihin ilk mucit kazalarından. 16. yüzyılda Çin'de yaşanan bir olay. Van Hoo sandalyesine o yıllarda Çinlilerin eğlence için bolca kullandıkları fişeklerden bağlayıp uzaya gitmek istedi. Ancak fitiller ateşlenir ateşlenmez Van ve sandalyesi oldukları yerde infilak etti. Michael Dagger, uçan taksi.
Iğır aslında uçağın değil girişimin mucidi. Olay 2009 yılında gerçekleşti. Eski bir pilot olan Iğır hava taksisi işine atılmaya karar verdi. Ancak daha ilk seferinde uçağı Malezya'da düştü. Iğır hayatını kaybetti. William Balog, baskı makinesi. 1867 yılında Balog zaten kullanılmakta olan baskı makinesinin bir üst versiyonunu yapmaya çalışıyordu. Yaptı da. Ancak makine çalışırken bazı sorunlar oluştu. Balog bunları düzeltmeye çalışırken bacağını makineye kaptırdı. Bacağını kurtarmasına rağmen bir terslik vardı. Kangren olduğu ortaya çıktı, uzun süre bunu önemsemedi ve hastalığın son raddelerinde bacağı kesildiği sırada öldü. İsmail bin Hamd el-Cevheri, tahta kanatlar. Kendisi Nişaburlu bir Türk, yazdığı bir Arapça-Türkçe sözlük var. Kendisine tahtadan kanatlar yapıp bir caminin tepesine çıkmış ve uçmaya kalkışmış. Sonuç pek de başarılı olmamış. Çok fazla uzağa gidemeden yere çakılarak hayatını kaybetmiş. Carol Soçek, darbe emici varil. Carol Soçek başarılı bir dublördü. Kendi icadı olan kapsülle Niagara şelalesinden atlamış ve hayatta kalmıştı. Bu başarısı onu bir adım ileriye gitmeye teşvik etti. Darbe emici bir varille başka bir şelaleden atladı. Ancak bu sefer deney başarısız olduğu Soçek hayatını kaybetti. Bu videonun içerik kaynak linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.